saat 18.30 KRT ekranlarında akşam haberleri zamanı. Ekranları başındaki izleyenlerimize ve aynı anda Yön Radyo'da şu dakika itibarıyla sesimizin ulaştığı dinleyenlerimize iyi akşamlar diliyoruz bir kez daha efendim. Bugün 26 Aralık Perşembe, ne yapacağız? Bugünün öne çıkan gündem başlıklarını aktaracağız. Satır aralarında kalan detaylara bakacağız birlikte. Soruları soracağız ve elbette hatırlatacağız. Tabii önce ne yapıyoruz? Önce haber masamıza geçiyoruz ve bugünün manşetlerine bakıyoruz. Asgari ücret komisyonu son toplantısını gerçekleştirdi sevgili izleyenler. Ve 2020 yılında asgari ücrete %15,03'lük artışla net 2324 lira olarak belirlendi. Tabii detaylar önemli. Türk İş bu meblağının 2578 lira olmasına, hatta en az bu oranın olması gerektiğini söylüyordu. Masadan kalktıklarını açıkladılar. Karara muhalefet ediyoruz dediler. Detaylar az sonra. Ve bugünün manşetlerinde ikinci sırada Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme konusu var ya da göndermeme konusu. İktidarla muhalefet bu konuda karşı karşıya gelmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün yeni açıklamalar var. Davet edildiğimiz yere gideriz diyor kendisi. Peki durum ne? Libya'dan da açıklama var. Savaş tırmanırsa Türkiye'den asker talep ederiz deniliyor. Bakacağız detaylara. Ve bugünün manşetlerinde üçüncü sırada Kanal İstanbul tartışması yer alıyor. Aslında Kanal İstanbul tartışması sadece kanal üzerinden yürümüyor. Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kanal üzerinden yüklenmeye devam ediyor. Hedefine İmamoğlu'nu koyuyor. Bugün ne dedi? İstanbul'da seçimi kazanmadılar. İstanbul'da seçimi AK Parti kazandı dedi. İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi. Bugün seçim olsa farkı ikiye katlarız dedi. Bu detaylara da bakacağız sevgili izleyenler. Ama bir çağrısı da var Ekrem İmamoğlu'nun. Erdoğan'la görüşürsem Kanal İstanbul konusunda bilimsel izahlarla onu da ikna ederim diyor. Bakacağız ve bugünün manşetlerinde dördüncü sırada yine Kanal İstanbul üzerinden yürüyen bir konu var. Çünkü hali hazırda önemli bir güzergahtan, oldukça büyük bir alanın olduğu güzergahtan bahsediliyor. Peki gündeme hangi başlık çıkıyor? Rant. Katar Şeyhi'nin annesinin aldığı arazi tartışılırken bu kez Ekrem İmamoğlu açıklamıştı. 3 Arap şirketinin de o bölgede arazi aldığını söylemişti. Ve Kanal İstanbul bölgesinin rant haritası ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı'nın da açıklamaları var. Bakacağız sevgili izleyenler ve akşam haberlerine başlıyoruz. Evet, akşam haberlerinde ilk konumuz aslında en sıcak olan gelişme. Günlerdir çalışanın gözü kulağında bu gelişmedeydi. Şimdi Ankara'ya bağlanacağız sevgili izleyenler. Çünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapmış olduğu toplantıyı muhabirimiz Melike Görür takip etti. Dolayısıyla detaylar Melike'de. Yaklaşık 7 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret nihayet açıklandı ve 3 saati aşkın süredir devam eden toplantının ardından da Bakan Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücreti kamuoyuyla paylaştı ve bu ücret 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak. 2324 lira net olarak açıklandı asgari ücret. Tekrar edelim, net 2324 lira asgari ücret olarak belirlendi. Brüt olarak ise 2943 lira rakamı belirlendi. Ve 3 çocuklu evli biri için asgari ücret ise 2479 lira olarak kabul edildi. Bu karar oy çokluğuyla alındı, oy birliğiyle değil. Nedeni ise Türk İş bu oranı kabul etmedi ve hayır oyunu kullandı ve masada muhalefet şerhini kullandı ve masadan ayrıldı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay toplantıda yoktu ve aslında sürecin başlamasından itibaren toplantıya katılmadı Ergün Atalay ve onun yerine Türk İş Eğitim Genel Sekreteri Nazmi Irgat vardı ve Irgat Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamasının ardından açıkladığınız rakamı kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Alım
alım gücünün düştüğü bir dönemde yaşıyoruz. Karara katılmıyoruz, toplantıdan ayrılıyoruz ve karara muhalefet koyuyoruz ifadelerini kullanarak masadan kalktı. Aslında bu rakamlardan memnun ayrılan tarafsa işveren kesimi oldu. TİSK Başkanı Burak Akkol, enflasyon tahminlerinin üzerinde artış sağlandı ifadelerini kullandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konusunda jestimizi yaparız ifadeleri hatırlatıldı açıklamaların ardından. Gazeteciler bu soruyu yöneltti ve Selçuk ise enflasyona işçilerimizi ezdirmedik dedi ve %12'lik enflasyon oranının üzerinde bir rakam belirlendiğini söyledi ve %15'lik zam yapıldığını söyledi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk. Şimdi dilerseniz bakanın açıklamalarının ayrıntılarını hep beraber izleyelim. Bu senede asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 2.943 lira, net 2.324,70 lira olarak belirlenmiştir. Böylece geçen yıla göre net asgari ücreti %15,03 oranında artırmış bulunmaktayız. Bu da Merkez Bankası'nın açıkladığı son enflasyon raporunda, Ekim 2019 raporunda beklenen yıl sonu enflasyon oranının 3 puan üstünde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk. Aylık net 2.324,70 lira olarak açıkladığımız asgari ücret bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için ücretimiz 2.479,21 lira olacak. Asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Açıkladığınız rakamı İşçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Alım gücünün en fazla düştüğü bir dönem yaşıyoruz. Bu belirlenen rakamının işçilerimizin değil 30 gün, bir aylık süre, 10 gün bile zor yetebileceğini düşünüyoruz. Bu bakımdan kararınıza katılmadığımızı saygıyla kamuoyuna arz ediyoruz. Dolayısıyla karara katılmıyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz. Karara muhalefet ediyoruz. Hedef enflasyon üzerinin oldukça üzerinde bir rakamdır. Bütçenin de üzerinde bir rakam tahsis edildi. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum. Evet, asgari ücret 2.324 lira olarak açıklandı. Açıklanan bu ücrete DİSK tepkili. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ilk tepkisini sosyal medyadan paylaştı. Asgari ücret tespit komisyonundaki hükümet ve işveren çoğunluğuyla bir kez daha insan onuruna yaraşmayan bir asgari ücret belirlenmiştir dedi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu şu ifadeleri paylaştı. Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyarak işçinin ailesinin hesaba katılması zorunluluğu bir yana, işçinin sadece kendisinin asgari yaşam maliyetini bile karşılamayan bir asgari ücret oy çokluğuyla belirlenmiştir. Asgari ücretteki ayda 304 liralık, günde 10 liralık artış, işçilerin çarşıda, pazarda, faturalarda karşı karşıya kaldığı zamları telafi etmekten uzaktır. İşveren ve hükümet ortaklığıyla milyonların yaşamına dair çok kritik bir kararın alınması antidemokratiktir. Demokrasinin olmadığı yerde ekmeğimiz de tehdit altındadır. Asgari ücretin grev hakkında içeren gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesi için mücadeleye devam. Kanal İstanbul'a 110 milyar lira gömmek isteyenler, işçiye günlük 10 lira zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi almamayı çok görmüştür. İnsanca yaşanacak ücret ve vergide adalet talebiyle bir aydır iş yerlerinde, sokaklarda, meydanlarda sesini yükselten DİSK bu mücadeleyi daha da büyütmeye kararlıdır. Tabii işte DİSK'in tepkisini ekranlarımıza taşıdık sevgili izleyenler. Mücadeleye devam deniyor. Bir tepki daha var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba. Asgari ücret artmamıştır. Son zamlarla birlikte aslında asgari ücret iyice erimiştir diyor Ağbaba. Ve AKP'nin işçiyi değil işvereni dinlediğini belirtiyor.
Son bir yılda gıdaya %54, elektriğe %71, doğalgaza %58 zam geldiği bir dönemde Sayın Bakan'ın çalışanların emeği korunmuştur lafı çalışanlarla alay etmektir. Asgari ücret artmamıştır. Yapılan zamlara baktığımız zaman son bir yıl içerisinde asgari ücret olağanüstü bir şekilde erimiştir. Ayrıca vergi, ceza ve harçlar %22.58 zam gelirken asgari ücrete %15 zam gelmesi resmen işçiye sadaka vermek ve onu açlığa mahkum etmektir. Şu anda şu dakikada asgari ücretin açıklandığı şu dakikada Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde işçisine çalışanına en düşük maaş veren 4. ülke konumuna düştük şu anda. Ekonomik krizin bedelini yine çalışanlar ödemiş. Şatafata bütçe ayrılırken işçiye sefaret düşmüştür. Perşembenin gelişi de çarşafadan belli olmuştur. Sayın Bakan işçiyi istihdamla yani işsiz bırakarak tehdit etmiştir. 3 sendika asgari ücret konusunda uzlaşmışken AKP'nin işçiyi değil işvereni dinlemesi de kabul edilebilir bir durum değildir. Ayrıca Türkiye'de asgari ücret değildir. Asgari ücretimiz olağan ücrettir. Dolayısıyla asgari ücret çalışan herkes etkileyecektir. Açlık sınırının 2578 olduğu bir dönemde asgari ücretin 2324 lira olması çalışanlar tarafından kabul edilemez. Bizim tarafımızda da kabul edilemez. Tabii şimdi sendikaların tepkisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tepki geldi. Türk İş zaten masadan kalktı. Asgari ücret tartışılmaya devam edilecek gibi görünüyor sevgili izleyenler ama bir yandan da biz neyi tartışıyoruz? İşte arkamdaki ekranda bunu anlamamıza yardımcı olacak bir fotoğraf var. Çünkü Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi sorusunun cevabını bekliyor herkes. Aslında bu konuyla ilgili iktidar ve muhalefet karşı karşıya gelmiş durumdaydı. Ama neredeyse artık konu netleşmiş gibi görünüyor kısmen olsa da. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Eğer davet gelirse gideriz demişti daha önce. Şimdi de davet edildiğimiz yere gideriz yorumunu yaptı kısa ve öz bir şekilde. Aynı zamanda meclisin açılacağı zamanda tezkerenin gündeme alınacağını da belirtti. İşte tüm bunlar konuşulurken Türkiye'de Libya'dan da bir haber geldi. Deniliyor ki Trablus'ta savaş tırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz. Şu anda da soruyorlar. Dün de sordular. Asker gönderecek misiniz? İşte bu soru iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirmişti. Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Uzun süredir yanıtını bekleyen bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Mesajlarını partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısından verdi. Erdoğan Türk askerinin Libya'ya gideceğini söyledi. Libya'ya her türlü desteği vereceğiz dedi. Trablus yönetimine her türlü desteği verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Türkiye ve Libya tarafında tüm onay süreçleri tamamlanan bu mutabakat resmen yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan deniz yetki alanlarıyla ilgili haritamızı Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirdik. Bizim bu anlaşmayla amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek değil, tam tersine hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktır. Libya'ya asker gönderme tezkeresinin meclis açılır açılmaz gündeme alınacağına da dikkat çekti Erdoğan. Biz bu adımı atmamış olsaydık Akdeniz'de Türkiye'yi kendi kara sahillerini hapsedecek bir oyun tezgahlanıyordu. Bizi adeta denize olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamazdık. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini meclisimize sunacağız. Bir taraftan mutabakat metnini imzalamışız. 8'inde 9'unda neyse meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz. Şu görüşmeler onun için yapılıyor. Bütün bunlar bir savaş baronuna yardım ediyor. Biz ülkenin meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Farkımız bu.
ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetler. Erdoğan bu konuya değindi. Muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Türkiye'nin Kıbrıs'taki petrol ve doğalgaz arama çalışmaları başladığında Cumhuriyet Halk Partisi buna da karşı çıktı. Halbuki bu tür çalışmaların sabırla yürütülmesi gerekiyor. Karadeniz'de geldiler, Exxon orada sondaj çalışmaları yaptı. 200 milyon dolar harcadılar ve oradan petrol çıkaramadılar, dönüp gittiler. Ana muhalefetin bu tavrı Yunan medyasına bolca malzeme verdi. Türkiye'de hemen her şeyin yerlisini ve millisini yaptık. Sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle birlikte onu da başaracağız. Erdoğan'ın sözlerinin üzerinden çok geçmeden Libya'dan da açıklama geldi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fethi Paşa, Trablus'ta savaş tırmanırsa Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceklerini söyledi. Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter'in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceğiz. Halkımıza ve ulusal güvenliğimize hizmet edecek şekilde Türkiye, Tunus ve Cezayir ile birlikte aynı ittifakta olacağız. Mesajlarını Barış Pınarı Harekatı üzerinden de verdi. Gelinen noktayı anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakata varılan ülkelerin verdikleri sözleri tutmadığını söyledi. Ve İdlib'ten gelen göç dalgasına ilişkin de Avrupa'nın elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti. Suriye'de sınırlarımız boyunca kurulan terör koridoru tuzağını hamdolsun bozduk. Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktayı anlattı. Barış Pınarı Harekatı ile Resulayn ve Tel Abyad arasındaki hattı da güvenli hale getirdik. Terörden arındırdığımız toplam alanı 8200 kilometre kareye çıkardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakata varılan ülkelerin verdikleri sözleri yerine getirmediklerine dikkat çekti. Tacizlerin devam ettiğini söyledi. Terör örgütünün tüm sınır hattı boyunca 30-32 kilometre derinliğin dışına çıkartılması taahhütlerinin yerine getirilmediğini görüyoruz. Bölgemize yönelik tacizler sürüyor. Bölücü terör örgütü sivilleri hedef alan kanlı eylemleriyle bölgeye barış ve istikrarın gelmesini engelliyor. Ve İdlib'den göç dalgası. Erdoğan Avrupa'ya seslendi, elinizi taşın altına koyun dedi. İdlib tarafındaki durum ise çok daha endişe vericidir. Rejimin saldırıları ve tacizleri, özellikle bölgede kalıcı bir ateşkesi mümkün kılmıyor. Biz Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüzün olmadığını açıkça söyledik. Şayet Türkiye'nin İdlib'deki çabalarına gereken destek verilmezse ortaya çıkacak sonuçların bedelini herkes ödeyecektir dedik. Avrupa ülkelerinin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Evet, şimdi Kanal İstanbul tartışmasına bakacağız sevgili izleyenler, ama hemen yanımda görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Neden ikisinin fotoğrafı var? Çünkü Kanal İstanbul konusu üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na hedef almış durumda. Örneğin bugün Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul'la ilgili sadece ihanet kelimesi kullanılamaz, aynı zamanda bu bir cinayet projesidir dedi. Aslında ihanet projesi derken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a ihanet ettik sözleri üzerine atıfta bulunuyordu kendisi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? O da daha sonra konuştu bu konuyla ilgili ve Ekrem İmamoğlu'na seslendi. Biz aldık kararı, bunu uygulayacağız. Zaten senin böyle bir karar verme yetkin yok dedi. Yetmedi. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığını nasıl aldılar bilmiyorum dedi. O da yetmedi. İstanbul'da seçimi kazanamadılar. Seçimi AK Parti kazandı dedi. Tabii bu söylemi de belediye meclisindeki çoğunluk üzerinden yaptı aslında. Tabii o çoğunluğa bakacak olursak içeride MHP de var. Yani sadece AK Parti'den değil ya da sadece AKP'den değil.
Cumhur İttifakı'nı oluşturan diğer bileşendendi. MHP'den de bahsetmek gerekiyor burada. Tabii bu konular üzerine bir seslenişte bulundu Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilimsel olarak açıklama yapmak istediğini söyledi. Bir davette bulundu ve ben bu açıklamayı yapabilirsem eminim ki Cumhurbaşkanı'nı bile ikna ederim dedi. Ayrıca bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. O da Kanal İstanbul projesine dair rant vurgusunda bulundu. Nasıl olduysa işte İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanlığını aldılar. Bugün seçim olsa şu yarattıkları travmayla değil 800 bin fark 1 milyon 600 bin fark olurdu. Kanal İstanbul konusunda tartışma öyle bir noktaya geldi ki AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefine sık sık çılgın projesine karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu almaya başladı. O İstanbul seçimini kazanmadılar. İstanbul seçimini AK Parti kazandı. Çünkü meclis Kahir ekseriyetiyle kimde? AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda. Kazancımız yani kazandığımız seçimi böyle tarifler yapılıyor. Çok üzüntü verici. Projenin İstanbul'a vereceği zararlardan bahsetmeye devam etti Ekrem İmamoğlu. İhanet kelimesi yetmez bir cinayet projesidir. Ama Erdoğan İmamoğlu'nu hedefinde tutmayı sürdürdü. Senin karar verme yetkin yok dedi. Ya zaten bunun kararını vermek sana değil. Bunun kararını verme yetkisi bize aittir ve biz bunun kararını zaten verdik. Senin böyle bir karar verme yetkin de yok. İmamoğlu, Kanal İstanbul'un bir cinayet projesi olduğunu belirtti. Ama Kanal İstanbul tek başına ihanet de değil. Net söylüyorum, yüzümdeki ciddiyete ve bunu söylerken inanın duyduğum kaygıyla ifade ediyorum. Salt samimiyet vardır içerisinde. Bir cinayet projesi. Bu öyle akşam yatıp sabah kalktığımızda aklımıza gelen anlık olarak ortaya çıkmış bir proje değildir. Erdoğansa kanal projesinin kararının verildiğini, sürecin başladığını söyledi. Kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır. Bu projenin kararı verilmiş, süreci başlatılmış ve belirli bir aşamaya da gelinmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hatta başka siyasi liderler de katılabilirler. İmamoğlu Kanal İstanbul çalıştayına bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet ettiğini duyurdu. Gelelim onların huzurunda ben bütün bilimsel verileri, bütün dayanakları kendilerine anlatayım. Eminim ikna ederim. İkna ederim yani. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kanal İstanbul'un bir rant projesi olduğunu söyledi. Demek ki tank palet fabrikası yetmedi. Şimdi de İstanbul'u peşkeş çekeceksin. Şimdi de Kanal İstanbul adı altında yine rantiyeye hizmet etmeye çalışıyorsun diyen Kılıçdaroğlu, yönetilemeyen Türkiye başlığıyla paylaştığı yazısında rant vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor dedi. Kanal İstanbul projesi daha tartışma aşamasında şu anda sevgili izleyenler. Ama bu aşamadayken bile Kanal İstanbul güzergahındaki arazilerin durumunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Rant ve yanında kocaman bir soru işareti var. Belki de soru işareti değil çünkü her gün bu konuyla ilgili yeni açıklamalar geliyor. Önce hatırlayacaksınız Katar Şeyhi'nin annesi bölgeden 44 dönüm araziyi almıştı. Sonra bakan kurum çıktı, bunu doğruladı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğruladı. Hatta bunun çok da normal olduğunu söyledi. Alamaz mı İstanbul'dan, o bölgeden arazi dedi. Peki yeni açıklamalar var. Şimdi onlara bakacağız. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu o bölgeyi iyice araştırdığını söylüyor. 3 şirket belirledik ve o 3 şirkette Arap şirketi diyor. Hatta bakan kuruma biz ranta izin vermeyiz Kanal İstanbul bölgesinde diyen bakan kuruma ben yardımcı olurum dedi Ekrem İmamoğlu. Bu bilgiyi kendisiyle paylaşırım dedi. Tabii doğal olarak da o bölgede aslında özellikle de Arapların iştahının kabarmış durumda olduğunu görüyoruz. Çünkü şimdi alınan araziler
Bundan sonra Kanal İstanbul yapılırsa eğer kat be kat daha fazla değer kazanmış olacak. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir hamle geldi. O bölgedeki mülkiyet değişikliklerinin araştırılması için meclis soru önergesi verildi. Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmedik. Tüm değişim ısı hareketlerini Sayın Bakan isterse biz telefonun ucundayız. Kendisiyle paylaşırım. Kanal İstanbul projesi tartışılırken proje güzergahındaki rant pazarı da her geçen gün biraz daha ortaya çıkıyor. Katar Şeyhi ile alakalı böyle bir söylenti var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum arsa rantına müsaade etmedik demişti. Ama Katar Şeyhi'nin annesinin kanal güzergahından aldığı 44 dönümlük araziyi doğrulamak da ona düşmüştü. 44 bin metrekare bir arsaları söz konusu. O da zannedersem 6 ay önce veya 7-8 ay önce alınmış bir arsa. Yetmemiş, bunun tartışılmasını ve tepki gösterilmesini çirkin olarak niteleyen Erdoğan, Katar emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani, yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu diye de sormuştu. Ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala idrak edemeyenler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili toplantısında daha da fazlasını söyledi. 2011'den bu yana arsa hareketi tam, açıklayayım, tam 30 milyon metrekareyi bulmuştur. Tüm değişim ısı hareketlerini Sayın Bakan isterse biz telefonun ucundayız, kendisiyle paylaşırım. Kanal İstanbul projesi özellikle Arap yatırımcıların iştahını kabartıyor. Anlaşılan o ki arazi pazarı sadece Katar'la sınırlı kalmadı. Orta Doğu'nun zenginleri Kanal İstanbul güzergahında arazi toplamaya devam ediyor. En büyük arazisi olan ilk 3 şirket de Arap şirketi. Bizden detay isterlerse bütün detaylar bizde var. Paylaşırız. Ekrem İmamoğlu böyle seslendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a. Kurumdan gelecek cevap bilinmez ama Kanal İstanbul'la birlikte Arapların satın aldığı o arazilerin kat be kat değerleneceği ortada. Son dönemde medyada yer alan haberler de düşündürücü. Özellikle Arapların arazi topladığı proje güzergahında Kuveyt vatandaşı Val Al-Nusef'in şirketinin 53 dönüm, Suudi Arabistanlı Süleyman Al-Muhaydib'in de 9 dönüm arazi aldığı iddia ediliyor. Kanal İstanbul projesi güzergahındaki arazilerin %71'i şahıs ve özel şirketlere ait. %60'ı tarla olan bu topraklar rezerv yapı alanı içerisinde yer aldığı için imar planları değişecek. Yaklaşık 6000 parselin sahiplerine de kanal piyangosu vuracak. Rant tartışmalarının odağındaki Kanal İstanbul projesinin güzergahındaki mülkiyet haritası da işte böyle şekillendi. CHP ise Kanal İstanbul projesi kapsamında meydana gelen mülkiyet değişikliklerinin incelenmesi için meclise araştırma önergesi verdi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından verilen önergede Kanal İstanbul güzergahında Nisan 2011'den bugüne kadar yapılan mülkiyet değişiklikleri nedeniyle sağlanan maddi çıkarların tespit edilmesi, projenin ekosistem, tarım alanları, deprem riski ve canlı yaşamı başta olmak üzere yaratacağı tahribatların belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması istendi. Konu Kanal İstanbul. Mekan Beşiktaş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün önü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yüzlerce kişi Kanal İstanbul ÇED raporuna itiraz etti, dilekçe verdi. Aralarında bu projeyi cinayet olarak değerlendirenler de oldu. Burası bir tanzim satış kuyruğu değil, itiraz kuyruğu. Ataşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası. Kuyruğun ucu bucağı belli değil. Ya İstanbul'u yok edecek bir cinayet projesi. Bu cinayete karşı çıkacağız. Başka çaremiz yok. Felaket mi yoksa çılgın proje mi? Kanal İstanbul konusunda tartışmalar halen devam ediyor. Bu kez Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine vatandaşlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne adeta akın etti. Çoğu yaşlı ve 94 yaşında hasta, sakat bir sürü insan saatlerce sıra bekleyerek yukarıda bekliyor. Haklarını korumaya çalışıyorlar. Peki bu itirazın sebebi ne? Neden buradasınız? Kanal İstanbul projesinin dumura uğraması için. Kimine göre çevreye verdiği zarar? Vallahi bir çevre felaketi yaratacağını düşünüyoruz. Susuzluk, trafik, meraların yok oluşu.
ağaçlarımızın yok oluşu, bugüne kadar yapılan bütün her şeyi de gördük ne kadar deprem çok ağaç. Deprem riskinden de bahsediliyor ayrıca. Deprem riski tabii ki. Kimine göre ise yeni bir vergi yükü. Türkiye'nin başka problemleri varken, işsizlik problemi varken bu halka bir ek bir vergi yükü daha yüklemenin bir anlamı yok. Eren Ulagay müdürlüğün önüne annesiyle geldi. Onun da konu hakkında söyleyecek sözleri vardı. Yani olacak iş değil bu artık, yetti. Canımıza yetti bu hükümet. Bir an önce defolup gitsin. Kaç yaşındasınız? 75. Bak, İsminizi adına öğrenebilir miyim? Gülay Gökçek. Ama Gökçek'ten değildir. Ama hepsinin ortak derdi gelecek. Biz ülkemiz açısından istemiyoruz. Geleceğimiz açısından, çocuklarımız için istemiyoruz. Ben geldim gidiyorum. Ben 77 yaşındayım. Benim için benden sonra tufan diyebilirim. Çocuğum da yok benim. Ama bu ülke hepimizin. Ve ben gelecek çocuklar için mücadele veriyorum. Ve özellikle son yıllarda Beton İstanbul olarak anılan şehir. Onlarca yıl kamyonların arasında yaşamak istemiyoruz. Sırada bekleyenler arasında gözyaşlarını tutamayanlar da vardı. Neden ağlıyorsunuz? Bir tane daha alalım. Sizler için, gençlerimiz için, sizin geleceğiniz için. Bu olmaması biz bütün dünya için. Bu çok tehlikeli. Kanal İstanbul projesine itirazda bulunmak için mi buradasınız? Evet. Sabahtan beri buradayım ve burada akşama kadar burada olurum. Gerekirse bir gece daha yatarım. Muhalefet Kanal İstanbul'un zararlarından bahsederken iktidarın kararlılığı da akıllarda soru işareti bırakıyor. Ancak vatandaşa göre sebep belli. Yarın muhalefet bilim adamlarıyla uğraşıyor vaziyete göre. Onlara soruyor. İktidar da rantla uğraşıyor kuzum. İtiraz için zaman kısıtlı. 10 gün boyunca halkın görüş ve önerileri nedeniyle askıda olacak ÇED raporu itiraz süresi 2 Ocak'ta doluyor. İstanbul'da ÇED raporuna itiraz etmek isteyen vatandaşlar için 3 bölge var. Biri Beşiktaş'ta, diğeri Sirkeci'de, diğeri ise Ataşehir'de bulunuyor. Uzun kuyruklarda ÇED raporuna itiraz etmek isteyen vatandaşlardan oluşuyor. Ancak bu kuyruk o sürece kadar devam edecek gibi görünüyor. Evet, çok fazla şey söyleniyor Kanal İstanbul'la ilgili. Övenler bir tarafta, yerenler bir tarafta ama projenin vereceği zararı anlatanlar da diğer tarafta. Hatta siyasetçilerin sert söylemleri gündemde yer alıyor. Ve beraberinde de bilim insanlarının eleştirileri oluyor ama az önce izlediniz, bazen halktan bir kişi çıkıyor ve onun gözyaşları aslında pek çok şeyi anlatıyor. Sizin için, sizin geleceğiniz için ben bu projeyi istemiyorum diyor örneğin, gördüğünüz gibi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi de projeyle ilgili en sert eleştirileri yapan parti ve yüksek perdeden o eleştirileri de sürdürüyor. Sosyal medya hesabı üzerinden parti bir video paylaştı sevgili izleyenler. Şimdi ekranlarımıza onu getireceğiz. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor deniyor.
TAV Havalimanları Holding 2021'e kadar Atatürk Havalimanı'nı işletme hakkını elinde bulunduruyordu. Ancak havalimanının taşınmasıyla devlet zarar bedelini TAV Havalimanları Holding'e ödeyecek. Tazminat miktarı da belli, tam 389 milyon euro. Kapanacağını hissettiğim gün saçım beyazladı. Ondan sonra saçım bu hale geldi. Yani biz hayatımızdan bir parçayı bırakıp gidiyoruz şu an. Büyüttük, genişlettik, ilerlettik ama şimdi kapatmak çok zor. Yolcu uçuşları durdurulduğunda TAV Havalimanları böyle veda etmişti Atatürk Havalimanı'na. Ve birkaç ay sonra da büyük göç gerçekleşti. Tam 32 saat sürdü ve Türk havacılık tarihinde bir sayfa böyle kapandı. Atatürk Havalimanı taşındı, İstanbul Havalimanı kullanılmaya başlandı. Acele edildiği, Atatürk Havalimanı'ndan da yararlanmaya devam edilebileceği yönünde eleştiriler olsa da artık Atatürk Havalimanı yok. Atatürk Havalimanı'ndan yolcu uçuşlarının durdurulmasıyla birlikte TAV Havalimanları Holding'in zarar bedeli de konuşulmaya başlandı. Çünkü o zararı devlet karşılayacaktı. Havalimanının taşınması sonrasında TAV Havalimanları Holding'in uğrayacağı ticari kayıplara ilişkin resmi açıklama da geldi. Fransız ADP'nin ana hissedarı olduğu TAV Havalimanları Holding, Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kira sözleşme süresinin bitiminden önce kapanması sebebiyle 389 milyon euro yani 2.6 milyar lira tazminat alacak. Şirket saat 12.59'da kamuyu aydınlatma platformu KAPA açıklama yaptı. Net tazminatın 389 milyon euro olduğunu açıkladı. Atatürk Havalimanı'ndan yolcu uçuşları İstanbul'un yeni havalimanının 6 Nisan'da açılmasının ardından durdurulmuştu. TAV Havalimanları'nın ise havalimanını 3 Ocak 2021'e kadar işletme hakkı vardı. Yani işletme hakkına göre 3 Ocak 2021 tarihine kadar bu kullanım sağlansa ve Atatürk Havalimanı kapatılmamış olsaydı bu meblağ devlet tarafından ödenmeyecekti. Togo kuleleriyle başlayan tartışma rant savaşlarına neden oldu. Uzun yıllar boyunca Ankara'da yasal rüşvet uygulandığı iddia edildi. Kat artışı ve genişletme karşılığı okul, cami, park uygulaması Melih Gökçek döneminde ortaya çıkmış. O kişiler sizden 25 milyon lirayı kendi ceplerine indirmek için mi istediler? Hayır, öyle bir şey yoktur. Benden şöyle dediler, okulun bedeli 25 milyon tutuyor. Ankara'da imara aykırı olduğu için mühürlenen Togo Kuleleri ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Eski CHP milletvekili Sinan Aygün önce rüşvet iddiasını ortaya attı ama kendi iddiasını daha sonra kendi yalanladı. O kişiler sizden 25 milyon lirayı kendi ceplerine indirmek için mi istediler? Hayır, öyle bir şey yoktur. Benden şöyle dediler, okulun bedeli 25 milyon tutuyor. Togo Kuleleri ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Müteahhitlerden inşaat projesine genişletme veya kat artışı sağlaması karşılığında cami, okul veya park gibi yapılar istenmesi uygulamasının 2013 yılında eski belediye başkanı Melik Gökçek dönemine uzandığı öğrenildi. Gökçek döneminde bunun gibi pek çok uygulamanın TMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşındığı ortaya çıktı. Gökçek'ten sonra göreve gelen Mustafa Tuna döneminde ise uygulamanın yeni bir boyut kazanarak müteahhitlerden nakit karşılığı istendiği belirlendi. Şehir Plancıları Odası'na göre 2013 yılında Gökçek'in başlattığı uygulamayla belediye 25 veya 30 dersliklik bir okul yapılması karşılığında inşaat hakkını 2-3 hatta yer yer 5-6 katına çıkarabiliyordu. Proje sahibi bu yolla yüz milyonlarca lira kazanırken karşılığında sadece bir okul, cami veya park yapılıyordu. Bu yolla Ankara'da parayı verenin düdüğü çaldığı kirli bir düzen kuruldu. Ranta kapalı bir belediye var. Satın alınamayan bir belediye var. Tehditlere aldırmayan bir belediye var. Ancak 31 Mart yerel seçimleriyle göreve gelen Mansur Yavaş yönetimi imara aykırılık taşıyan ve mahkemenin de durdurulmasına hükmettiği Togo Kulelerini mühürledi. Böylece söz konusu uygulamada Ankara'da sona ermiş oldu. Şehitler için toplanan yardım paralarının aktarıldığı vakfın yönetimi değişti. Mütevelli heyeti de belli oldu. O heyette sadece iki şehit yakınının yer alması ve medya yöneticilerinin de olması muhalefetin tepkisini çekti.
309 milyon lira nerede? 309 mu, daha fazla mı? Hangi bankada? Nerede? Yatıyor mu, duruyor mu, arttı mı, düştü mü? Niçin vermiyorsunuz bunu? 338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş nemasıyla beraber para durmaktadır. 310 milyon liranın 3,5 yıldır faizde tutulması halinde 495 milyon liraya ulaşması gerekir. 157 milyon lira nerede? Şehit yakınları için toplanan paralar ailelerine neden dağıtılmıyor? Muhalefet her fırsatta iktidara bu soruyu yöneltiyor. Tartışma özellikle de bütçe görüşmelerinde sert rüzgarların esmesine neden oldu. Hiç canınız acıtmıyor mu canım Sayın Bakan? Hiç bunu verdirtmek için bir müdahalede bulunmamak sizi gerçekten vicdanınızı hiç rahatsız etmiyor mu? Söylediklerinizin hepsi gerçek düşünün. Gerçek olan siz şehit paralarının üstünde oturuyorsunuz. Şehit yakınları için toplanan paraların nerede olduğu ve neden dağıtılmadığı kadar merak edilen bir diğer konu da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın mütevelli heyetinde kimlerin yer aldığıydı. Resmi gazete bu merakları giderdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca görevden alındı, yerine Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem getirildi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç görevden alma ve atamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yaşanan rezilliğin sorumlusu bürokratlar değildir. Parayı 3,5 yıl dağıtmayan, uyduruk, tutarsız açıklamalar yapan siyasilerdir. İktidardır, saray yönetimidir. Kabahat ortada, daha fazla uzatmayın. Şehit ailelerinin ve gazilerinin paralarını dağıtın. Bu para bir yerde kullanıldı mı onu da bilmiyoruz. Vakfın mütevelli heyeti de resmi gazetede yayımlandı. Heyette AKP'li milletvekilleri ve medya yöneticileri dahil 7 kişi yer alıyor. Yönetimde 2 şehit ailesi var. Bunun dışında yönetime atanan medya yöneticileri, siyasiler ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin 15 Temmuz şehitleriyle ne ilgisi ne ilişkisi var? Muhalefet, heyette yer alan isimlere de tepkili. Şimdi gözler ilerleyen günlere çevrildi. Yeni yönetim toplanan paraları şehit yakınlarına dağıtacak mı? Merak konusu. Şehidin parası, depremde ölenin parası, görevi başında ölenin parası gasp edilmiş bütçede kullanılıyor. Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Van Gölü'nde battı. Olay sonrası ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi kurtarıldı. Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı, 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı. Van Gölü'nün Bitlis kıyısındaki Adil Cevaz bölgesinde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Bölgeye hemen arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada sabah saat 2.33 sularında ilçenin Erikbağ ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. 2,5 yıldan fazla süredir erişime engelli olan Wikipedia ile ilgili AYM kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme bugün Wikipedia'nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı'nın yaptığı bireysel itirazı genel kurul gündeminde görüştü ve Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali olarak saydı. Anayasa Mahkemesi son sözü söyledi, internet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişimin engellenmesini hak ihlali saydı. Wikipedia, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar iddiasıyla 29 Nisan 2017'de engellenmişti. Wikipedia'nın sahibi Wikipedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu söz konusu bireysel başvuruyu görüştü. Kurul, erişim engelinin hak ihlali olduğuna karar verdi. 29 Nisan 2017 tarihinden itibaren Wikipedia Türkiye'de kapalı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerine Wikipedia'nın önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.
6 yaşındaki çocuk evlenebilir. İşte bu sözler nedeniyle Nurettin Yıldız'ı eleştiren gazeteci Zafer Arapkirli hakkında şikayet üzerine hakaret davası açılmıştı. Arapkirli 2 yıl 4 aya kadar hapis sistemiyle yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme Arapkirli'nin düşüncelerini açıkladığı ifadelerle ilgili ortada suç yok dedi. Adaletin yerini bulmuş olmasından dolayı mutluyum tabii ki. Yani hak yerini bulmuş, adalet yerini bulmuş diyebilmenin rahatlığı içindeyim ve beraatin mutluluğunu yaşıyorum. Gazeteci Zafer Arapkirli 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktığı davada beraat etti. Arapkirli hakkındaki dava 6 yaşındaki çocuk evlenebilir sözleri üzerinden Nurettin Yıldız'ı eleştirdiği ifadeleri nedeniyle açılmıştı. İnsan vicdanına aykırı bir şeyden söz ediyor. İki, yasalara ve anayasaya aykırı, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesine aykırı bir beyanda bulunuyor. Dolayısıyla biz de tepkimizi gösterdik. Biz derken benim gibi yüzlerce, binlerce insan tepkisini gösterdi. Ve bu tepki karşısında o şahıstan hesap sorulacağına, hatta onun hakkında dava açılacağına biz tepki gösterdik diye yargılandık. Yıldız'ın şikayeti üzerine açılan dava 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve gazeteciler de izledi. Tarafları dinleyen mahkeme kararını açıkladı. Zafer Arapkirli'nin beraatine hükmetti. Mahkeme kararında Arapkirli'nin ifadelerinin suç oluşturmadığı belirtildi. Kız çocuklarına, toplumun dezavantajlı bireylerinin başında gelen kız çocuklarına ve genelde de kadınlarımıza, her yaşta kadınlarımıza yönelik toplumsal saldırının ve kafalarında hep bir şeriat toplumu, şer'i devlet ya da şer'i toplum olan çevrelerin saldırısı sona ermiş gibi gözükmüyor ve bu konudaki mücadelemiz sürecek. CHP gazetecileri fişleyen SETE elemanlarının yer aldığı programda CHP neden Türkiye'nin başarılı olmasını istemiyor yazısını dakikalarca ekranda tutan TRT hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak. TRT'nin CHP'yi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı belirten CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TRT artık tek adam radyo televizyonudur dedi ve Ritüe TRT'deki o yayın için gereğinin yapılması çağrısında bulundu. Artık TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu değil, tek adam radyo televizyonu TRT'dir. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP'yi hedef alan TRT'ye sert tepki gösterdi. TRT'nin CHP neden Türkiye'nin başarılı olmasını istemiyor altyazısıyla yaptığı programda CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine tepki gösterdi. Rütü'ye çağrıda bulundu Kılınç, gereğini yapın dedi. Radyo ve televizyon üst kuruluna buradan çağrıda bulunuyoruz. Var olan yetki ve sorumluluğunuzu kullanarak yasalara aykırı bu yayını gündeminize alın ve gereğini yapın. CHP'nin TRT hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Anayasayı ve yasaları açıkça ihlal ederek suç işleyen TRT yönetimi hakkında partimiz bir suç duyurusunda daha bulunacaktır. AKP iktidarında TRT sarayın sesi, son programlarla da SETA'nın sesi olmuştur. Kılınç, Anka muhabiri Eda Sönmez'in kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı. TRT'ye sert tepki gösterdi. Terörist başı Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması halka karşı işlenmiş bir suçtur. Osman Öcalan programı yapanlar şimdi bir soruşturmadan kurtulmuş olabilirler. Ama tarih ve Türkiye halkı bunu affetmeyecektir. OHAL İnceleme Komisyonu 2 yıl içinde 126.300 başvurudan 98.300'ünü karara bağladı. Komisyon başvurulardan 88.700'ünü reddetti. Yalnızca 9.600'ünü kabul etti. Komisyonun görev süresi ise 1 yıl daha uzatıldı. 88.700'ünü red şeklinde sonuçlandı. Yani %78'i 98.300 dosya 2 yıllık süre zarfında tamamlanmış oldu. 2 yıl içinde 126.300 başvuru yapıldı. Yalnızca 9.600'ü kabul edildi.
OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç, kamu görevinden çıkarma gibi işlemleri ilişkin itirazları inceleyen OHAL İnceleme Komisyonu 98.300 başvuruyu karara bağladı. 88.700'ünü red şeklinde sonuçlandı. Yani %78'i 98.300 dosya 2 yıllık süre zarfında tamamlanmış oldu. 22 Mayıs 2017 tarihinde göreve başlayan komisyon KYK ile 125.678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirdi. İdare mahkemelerinden burada 90 bin civarında evrak var. OHAL İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu komisyonun dosyaların detaylı olarak incelediğine dikkat çekti. Savunamayacağımız bir karar vermeyiz dedi. Ve Bank Asya'ya yatırılan paralar FETÖ'ye destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğunu açıkladı Tanrıkulu. Peki 2 yıllık süreçte başvurularda son durum ne? 126.300 başvurunun %78'i karara bağlandı. Başvurulardan 88.700'ünü reddeden komisyon yalnızca 9.600'ünü kabul etti. İncelemesi devam eden 28 bin başvuru daha var. Bu nedenle komisyonun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Bir yıl boyunca günün bazı saatlerinde kirli havaya maruz kaldılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gözler önüne serdiği verilere göre Türkiye'de yaşayanlar normal olarak kabul edilen değerin 9 katı üzerinde kirli hava soludu. O verilere göre 9 il için ise tehlike çanları çalıyor. Şu anda bakıyorsun, evet kirlilik var yani. Anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini bile olumsuz etkilediği bilinen değer üzerinde kirli hava soluyan şehir sayısı geçen yıl 7 iken bu sene 9'a yükseldi. Nefes almakta zorlanıyorsun. Ankara, Edirne, Keşan, Zonguldak, Adana, Sivas, Karabük, Hakkari, Yozgat ve Iğdır. Tam 9 il için tehlike çanları çalıyor. Bu illerde yaşayanlar bir yıl boyunca 9 kat daha fazla kirli havaya maruz kaldı. Ormanımız yok, hava temizlenmiyor, ne yapacaksın? İşte bu korkutucu tablo Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verileriyle gözler önüne serildi. O verilere göre Türkiye'de yaşayanlar 24 saat boyunca adeta zehir soludu. O yüzden yani hastalıklar, öksürükler. Hatta 9 ise Dünya Sağlık Örgütü'nün normal olarak kabul ettiği değerin 9 katı üzerinde kirli havayla karşı karşıya kaldı. Temizde bir havası yok diğer illerimize göre. Başkent ise her 2 yılın en kirli iller listesindeki yerini korumaya devam etti. Metropol olunca hava kirliliği daha çok artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün normal olarak kabul ettiği hava kalitesi 0 ile 50 aralığında. Ancak hemen hemen bütün illerde günün bazı saatlerinde hava kirliliği sağlıksız olan aralığı sıklıkla geçti. Hastalıktan kurtulmuyoruz yani en basitinden astım, bronşit, grip hiç eksik olmuyor. Hatta bu illerde kirlilik tehlikeli olarak nitelenen aralığa kadar çıktı. Millet hastalıktan kurtulamıyor. En sık rastlanan sağlıksız düzeyde vatandaşların açık hava sporları ve piknik gibi etkinlikler yapmamaları, maske takmaları yönünde uyarı yapıldı. Hava çok kötü yani. Giresun'un Ey Nesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporunun da olduğu savcılık dosyası Meclis Araştırma Komisyonu'na ulaştı. Raporda Rabia Naz'ın düşerek yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Meclis Araştırma Komisyonu'nun talebiyle küçük kızın ölümüne ilişkin otopsi ve savcılık dosyası meclise ulaştı. Otopsi raporunda Rabia Naz Vatan'ın düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Raporda Rabia Naz'ın vücudunda ne tür hasarların yer aldığı da kaydedildi. Rabia Naz'ın sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin baba Şaban Vatan ve abi Yaşar Mert Vatan'ın DNA profili örnekleriyle uyumlu olduğuna da raporda yer verildi. Öte yandan 7 Ocak 2020'de yeniden çalışmalarına başlayacak komisyon üyelerinin Ey Nesil'e araştırmada bulunmak üzere tekrar gidebileceği öğrenildi. İrlanda'nın başkentinde bir kilisenin rahibi günün en çok paylaşılan görüntülerini imza attı. Noel ayını sonrası kiliseden skuterıyla çıkan rahibi kilisede bulunanlar görüntüledi. 1, 2, 3. Alışılmışın dışında görüntüler. Şimdiye kadar kiliseden skuterıyla böyle çıkan bir rahip kameralara yansımamıştı. Bu ilkin adresi ise İrlanda oldu. Başkent Dublin'de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O'Connor.
Noel ayininin sonunda rahip kilisedeki törene katılan çocuklara skuterini Noel babanın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Ardından skutera binip alkışlar arasında kiliseden çıktı. Bu görüntüler de internette en çok paylaşılanlardan oldu. Evet, akşam haberlerini noktalıyoruz efendim. Günün karikatürü geliyor şimdi ekranlarımıza. Yarın aynı saatte saat 18.30'da yeni günün sonrasında gelen yeni gelişmeleri aktarmak üzere biz burada olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.